Herkese merhabalar diliyorum. Bugünkü videomda sizlere Etvinink sitesini Erasmus için nasıl kullanabiliriz, nasıl faydalanabiliriz? Bununla ilgili bir video çekmek isterim. Çünkü normalde Erasmus'lar ve Etvinink'ler aslında birbirini tamamlayan. Etvinink bir nebze Erasmus'un aslında bir çocuğu gibi düşünün. Etvinink'e dokunan her arkadaşım konusu ne olursa olsun aslında öğretmen de olsanız ya da olmasanız da bir şekilde farklı yöntemleri var yani Etvinink'in içerisine girmenin. Etvinink projelerinde yer alabiliyorsanız, Etvinink platformunu kullanabiliyorsanız sizler için Erasmus Plus projeleriyle ilgili olarak ister başvuruda ister yaygınlaştırmada size çok yararlı olacak bir platform diyebilirim. Şimdi bu web sayfasında Etvinink sayfasının normalde Google'a Asset diye yazarsanız bu sayfaya yönlendiriliyor. Normal WebGate şifremizle biz sisteme giriş yapıyoruz. Yani her WebGate şifresi olan arkadaşlarım Asset sitesine o şifreyle giriş bilebilmekteler. Evet. Şu anda sisteme girdim ben. Ne yapabiliriz yani? Örneğin bir projemiz var. Projemizle ilgili fikirlerimizi yaymak, aynı zamanda ortak bulmak için kullanabiliriz. Ya da projemizin çıktısını ESEP sitesiyle duyurabiliriz binlerce insan arkadaş, binlerce insana ya da kişiye ulaştırabiliriz. Şimdi gördüğümüz gibi platformumuz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bizim yapabileceğimiz en iyi şey diyelim bir projemiz var. Onunla ilgili yaygınlaştırma yapmak istiyoruz. Hemen Etvinink kısmını tıklıyorum ben buradan. Buradan bakın. Şöyle bir tanıtayım isterseniz bilmeyen arkadaşlarım için. Platformda diyelim sizin Etvinink projeleriniz var ise geçmişte onları görebiliyorsunuz. Benim projelerim kısmıyla. Bakın ben hangilerini uygulamışım bunları görmektesiniz. Gruplarımız var. Bakın işte ben esas vurgulamak istediğim kısım buraydı. Örneğin bir duyurumuz olacak. Bir grubu seçiyoruz. Gruba gidiyoruz. Bak, grupla ilgili olarak aynı zamanda gruplarda ne yapabilirsiniz? Bilgi edinebilirsiniz. Onunla ilgili herhangi bir yazı falan varsa daha önceden atılmış bir bilgilendirme eğitimi ya da bilgilendirme makaleleri varsa buradan ulaşabilmektesiniz. Diyelim bu aktif bir grup değilmiş. Bakın ne kadar üyeler olduklarını görebiliyorsunuz. Örneğin buradan artık siz hangi ilginize göre buradan grup arayabilirsiniz. Örneğin Medyapur yazarlığı grubu var. Buradan grup hakkında neler atılmış görebilirsiniz. Siz de aynı şekilde herhangi bir bu konuyla ilgili olarak bir çalışmanız, bununla ilgili olarak da bir Erasmus Plus projeniz var ise onu yaygınlaştırmak amacıyla bu gruptaki kişilerin görmesi amacıyla new update yani yeni bir gönderi diye buradan tıkladığımız zaman bakın konumuzun başlığı örneğin Erasmus Plus KA122 İtalya Mobility Sonuçları diye başlık atıp burada elde ettiğiniz kazanımlarınızı, fotoğraflarınızı yazıp gönderdikten sonra buradan post update dedikten sonra bu gidecek yani duyurumuz. Duyurumuz gittikten sonra burada gördüğümüz gibi atılmış daha önceki ilanları görmektesiniz. Bu survey de olabilir, bir araştırma da yapabilirsiniz. Yani ne olursa olsun bir duyuru yapmak istiyorsanız platformları kullanabilirsiniz. Ya çok da şey değil, başlığa da takılıp hani illa o konuyla ilgili olarak da ilan atacağız diye bir şey yok.
Örneğin iklim değişikliği olabilir konumuz. İklim değişikliğiyle ilgili olarak buradaki medya okur yazarlığını birbirine bağlayıp hani çok da farklı platforma çok da farklı bir konuyla ilgili ilan atmanızı da istemiyorum işin aslı. Bu şekilde ilanınızı atabilirsiniz. Gayet de güzel olabilir. O ilanın örneğin linkini tıklayıp ne yapabilirsiniz? Daha sonra örneğin bakın burada gördüğünüz gibi neyimiz var bizim? Çeşitli ilanlarımız var. Dersiniz ki biz ESEP'te şu platformda şu grubun içerisine biz yaygınlaştırmak için Erasmus Plus projemizi attık. Böylece ne yapabilirsiniz? En azından Erasmus Plus projelerimizi K122 olabilir, 210, 220, 152, 153, 154 olabilir. Ne olursa olsun buradan yaygınlaştırmayı yapabilirsiniz. Aynı şekilde gruplar dışında tekrar bakın ben de atmıştım. Neler var? Kendiniz de bir grup kurabilirsiniz. Örneğin Erasmus grubu ya da Erasmus'la ilgili olarak iklim değişikliğiyle mücadele ediyoruz diye bir grup kurabilirsiniz. Belki bu grubunuza yüzlerce öğretmen arkadaşımız ya da farklı kesimden insanlar da gelebilir. Buradan grubumuzun başlığını, açıklamasını, amaç hedeflerimizi, buraya kim katılabilir? Kayıtlı herkes, Etiwinner'lar bilmem ne seçeneğinizi seçerek grubunuzu kuruyorsunuz. Ben şimdi yazmayayım. Kendiniz de gruplara katılabilir, ilanlarınızı atabilirsiniz ya da kendiniz grup kurabilir. Tekrar o gruptan duygularınızı yayabilirsiniz diyorum. Peki bunun dışında başka neyimiz var? Etiwinning'e tekrar gelelim. Evet. Etiwinning'de arkadaşlar aynı zamanda tekrar bir yaygınlaştırma yapmak istiyorsak MyEtiwinning. Bakın burada da yeni bir duyurukta bulunabilirsiniz. İlanınızı atabilirsiniz. Örneğin bakın ben burada kendi ilanımı gördüm, atmışım. Şu tarih arasında Konya'da şöyle bir projemiz olmuştu. Onunla ilgili görselimi ben paylaşmışım. Siz de bu şekilde bir yaygınlaştırma faaliyeti yapabilirsiniz. Gayet de güzel olmakta. Önemli olan hani bu platformu kullanıp Erasmus'a bir araç olarak ESEB'i kullanmak gerçekten hem projemiz için başlangıçta yazarken de aslında Etiwinning'i kullanacağız değil de Etiwinning platformundaki yani ESEB'deki grupları, odaları aynı zamanda duyurular kısmından da projemizin yaygınlaştırmasını fotoğraf ve görsel ve bilgiyle sağlayacağız. Yani derseniz çok daha etkili olur. Çünkü Etiwinning'de yaygınlaştırma yapacağız çok genel olmakta. Biraz daha spesifik bir alana inerseniz çok daha iyi olur. Benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Videomu beğenirseniz, abone olursanız bu gibi içerikleri kaçırmamış olursunuz. Tekrardan dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.